Bölge komutanımız yolda mı? Yolda sayın ben. Evet. Malumlarınız olduğu üzere dün saat 17.25 civarında bir deprem oldu. Merkez üssü Karlova ilçesi olan 5.9, işte 5.7 diyen de var. Karlova bize kuş uçuşu 20 kilometre, 30 kilometre mesafede bir yer. Dolayısıyla Çat ilçemizde bu depremden etkilendi. Allah'a şükür olsun can ve mal kaybımız yok. Ne hayvan telefi ne de vatandaşlarımızla ilgili can kaybına yaşamadık şükür olsun. Yaralanan bir iki vatandaşımız var. Onların da durumları gayet iyi. Bununla birlikte evlerde küçük oranda çatlaklar ve hafif hasarlar olduğunu ilk etapta tespit ettik. Bütün 45 köyümüzün muhtarına ulaştık. Jandarmamız hemen hemen bütün köylere ulaştı. Çat Belediyemiz, Çat Kaymakamlığımız, Büyükşehir Belediyemiz, Çat Jandarmamız, polisimiz, AFAD ekiplerimiz, 112 ekiplerimizle başından beri bu doğal afete müdahale ediyoruz. Bugün ise saat 10 gibi biliyorsunuz Erzurum'da biz de hissettik. Yine 5.6 şiddetinde aslında önemli sayılacak bir artçı deprem. İyi tarafı inşallah böyle böyle bu yoğunluk azalıyor inşallah. Yani yıkıcılığını azalttığını değerlendiriyor uzmanlar da. Bunu olumlu olarak değerlendiriyoruz. Şimdi 45 köyümüzün 32 mezrağımızın tamamına giriyoruz. Hepsine çadır kuracağız. Hepsinde hasar tespitlerini yapacağız. Ve bütün iaşelerini ve bütün şeylerini, giderlerini vatandaşların inşallah karşılayacağız. Bunu özellikle söylemek isterim. Şu anda korkulacak bir durum yok. Allah'a şükürler olsun. Devlet olarak bütün vatandaşlarımızın yanındayız ve emrindeyiz. Hele de doğal afette hiçbir arkadaşımız, hiçbir kamu personeli vatandaşa korkmuş olan, ürkmüş olan vatandaşa nezaketli davranacak. Bunu özellikle sizden rica ediyorum ve talimatlandırıyorum. Jandarmamız, polisimiz, AFAD yetkililerimiz, 112 belediye personeli vatandaşa öf bile demeyeceksiniz. Çünkü vatandaş korkmuş vaziyette, ürkmüş vaziyette devlet, devletliğini afette gösterir. Devlet, devletliğini vatandaşı kucaklamasını, sarmasını asıl böyle kriz zamanında gösterir. Devlet bize onun için bu kırmızı plakaları, bayrakları, forsu morsu onun için veriyor. Anladınız mı kardeşlerim? Bize bu unvanı, bu şeyi yetkiler onun için veriyor. Zor zamanda vatandaşımızın yanında olmamız için. Hayri gelenek şu anda has bölgesinde. Var mı? Bir isteğin var mı? Vallahi ben geldim ama o da koyuyordu. Nereye geldin? İkinci biraz daha mı böyle şey oldu? Evet. Ha vallahi yani çok oldu yani. Daha zor oldu değil mi? Nerede burada hasar olan yer neresi? Gel kanka, gel kanka. Evet. Herhalde dışarıda ihtiyaçlarımız.
adet, 5 adet lazım. Fakat toplamda 50 adet çadıra ihtiyacımız var. Hemen kurmaya başlayalım. Evet. Sayın Valim bak karşıda görüyor musunuz? Eşleri varsa, herhangi bir eşleri varsa. Şey gıda vesaire kızlar evet, şimdi, olarak. Kısmen mutfaklar komple bazı yerler çökük var. Kimse yemeği yemiyor. Yani Kızılay tarafından bir arkadaşlar yemeği var. Polim. Geç oradan. Bu evde kalınmaz artık. Burası evet, serbest evet. Biraz zaten. Hayvanlarımız da, hayvanlar da aynı şekilde. Hayvanlar hayvanlar da yıkılı ahır var, hiç biraz kalmamış. Ne? Ahırım nerede? Ahırım da yukarıda. Buna da bakın. Sayın Valim. Şurada bir ev daha var, o da komple gitmişti. Buraya da bir bakalım. İşten yıkılma sebebi çok küçük küçük olunca. Büyük olsa taşlar böyle. Darabi mezresi, Sümer Çayır köyüne bağlı. Üç yaralı bir köydermiş. Girme, girme Şahap abi. Girme kapının ağzından al. Gelme sen çık çık söz. Ya kardeş sizi Allah iyi de sen bu evlerde nasıl biliyorsun? Şimdi sizlerin barınma ihtiyacı eğer ihtiyacınız varsa bütün o çadırları size temin edeceğiz. Bütün hanelere. Daha sonra da eş zamanlı olarak Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüzün ekipleri girecek ve hasar tespiti yapacağız. Ağır hasarlı olan binaların yeniden yapılmasını da devlet olarak temin edeceğiz. Hiç merak etmeyin. Kızılay'ımız, AFAD ekiplerimiz, Büyükşehir Belediye'mizde sizin İAŞ'lerinizi, Kaymakamlığımız, Valiliğimiz İAŞ'lerinizi de karşılayacağız. Afiyet olsun. Bunu vereceğim. Geçmiş olsun, sağ olun. Siz nereden geliyorsunuz şeyden? Bununla geçmiş olsun. Biz şöyle tüm köyleri geziyoruz. Yedi sudaydık. Şimdi Adaklı'ya geçeceğim. Tekrar oradan dönmeyelim. Trenimizden geçelim. Merhabalar. Teşekkür ederim. Sizler de istedim. Yarıştık. Geçmiş olsun. Estağfurullah. Teşekkür ederim. Bekliyorum. Sağ olasın. Sayın Valim, sayın Valim. Görüşürüz. Sayın Valim. Görüşürüz. Burada oturan var mıydı? Daha önce burada oturuyordum bak değil. Şu anda yan tarafta. Şu anda yamışıkta burada. Burada mı oturuyorsun? Evet. Şu anda burası benim. Burada oturan var mı? Şu anda ben oturuyorum. Burada da mı? Önce burada oturuyorum. Burada kalıyorsun. Tamam. Her şeyden durumda. İyi sen sayın. Tamam. İyi. Buralar sana emanet. Şimdi değerli başkan. Gezdik. Yani Allah'ın bir hikmeti. Çok böyle kıvamın da bir derse öyle diyelim tırnak içerisinde. Enkaz altında yol vatandaşlıydı. İki vatandaşımız yaralı. İlk işimiz tabii enkaz altı olsaydı vatandaşı kurtarmak. Sonra onların sayacakları yeri temin etmek. Ağır hasarlı olan konuklar var. Gezdik gördük.
Yani şey, korut bile değil, yani derme çatı. Evet, evet, evet. Geldi çevre.